Çin hakkında bilinmeyen çarpıcı gerçekler. Dünyanın yaşayan bu en eski uygarlığı kimi zaman geçmişten gelen garip gelenekleri, kimi zaman modern dünyanın uç noktasındaki zıplamalarıyla sizi her dakika şaşırtır. Buna bir de Çinlilerin tuhaf, komik ve ilginç gelenekleri eklenince şaşırmaktan yorulduğunuzu hissedersiniz. Çin Uzak Doğu'nun incisi. Bu dev ülkeyle ilgili az sonra sizlere aktaracağımız gerçekleri duyunca yok artık demekten kendinizi alamayacaksınız. İşte Çinliler hakkında pek duyulmamış gerçekler. Pekin'de hava öylesine kirli ki bir gün boyunca bu şehirde nefes almakla günde 21 sigara içmek arasında pek bir fark yoktur. Çoğu zaman şehir sis bulutlarının altındayken insanlar maskelerle dolaşmak durumunda kalır. Çin'de yaşayan halkın yaklaşık 100 milyonu günde 1 dolarla geçimini sağlamaya çalışıyor. Çinliler her sene yaklaşık 4 milyon kedi yer. Çinlilerin köpek yediği bilinen bir olay. Son yıllarda Çinliler köpekleri yemekten çok diğer dünyalılar gibi evcil hayvan olarak bakma eğilimine girmiş durumda. Çinliler her yıl 45 milyar yemek çubuğunu kullanarak yemeklerini yer. Ketçabın orijinalinde domates bulunmaz. Zira Çinlilerin bulduğu ketçap bir balık sosu olarak ilk kez ortaya çıkmıştır. Çin'de bahar aylarında yumurtalar erkeklerin idrarıyla haşlanır ve bahar lezzeti adı altında pazarlanır. Yaklaşık 30 milyon Çinli Çin'de mağaralarda yaşar. Çin'de her 30 saniyede bir bebek engelli doğmaktadır. Çin'de Hristiyanların sayısında artış vardır ve bugün 54 milyon Hristiyan Çin'de yaşamını sürdürmektedir. Çin'deki tek çocuk sahibi olma zorunluluğu nedeniyle yılda 1 milyon kız fetüsü aldırılıyor ve binlercesi sokağa terk ediliyor. Japonya 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'i zehirli pirelerle bombalamıştır. Çin'de PlayStation kullanımı yasaktır. Çin'de McDonald's ilk mağazasını açtığında uygulama dünyaya kıyasla oldukça farklıydı. Çinliler araçları başında yiyeceklerini alırken araçlarını park edip içeri girerek yemeklerini tüketiyordu. Çin'de polisler karakollarda köpek yerine kaz kullanmayı tercih ediyor. Zira kaz insanlara göre uzağı daha net görebiliyor ve tepki verebiliyor. ABD'nin San Francisco eyaletindeki hava kirliliğinin 3'te 1'i Çin kaynaklıdır ve Çin sınırlarından şehre girer. 2009 yılına kadar Çin'de ilk öğretim okullarının ana sponsoru ünlü bir tütün markasıydı. Çin'in en büyük oyuncak üreticisi ve ihracatçısı, aynı zamanda dünyanın oyuncak üretiminin %70'ini karşılıyor. Çin'de bir dönem gıdıklama bir işkence metoduydu. Hem işkenceyi yapan iz bırakmıyordu hem de kişi kendine çabucak geliyordu. Dünya tarihinde görülmüş en uzun trafik Çin'in Şangay şehrinde görüldü. 12 gün boyunca süren trafiğin uzunluğu 99 kilometreyi bulmuştu. Dünya üzerinde yaşayan her 5 insandan biri Çinli. Çin 1973 yılında ABD nüfusunun artması için Çin'den 10 milyon Çinli kadını ülkeye gönderme teklif etmiştir. Tren görevlilerinin başlarını dik tutmaları için boynuna doğrudan bakan bir iğne yakada durur. Bu şekilde kimse başlarını öne eğip sağa sola hareket ettiremez. Çin'de bir yılda gerçekleştirilen idam sayısı dünya geneline kıyasla 4 kat daha fazladır. Google dünyadaki en büyük plak şirketlerinden biriyle olan anlaşması nedeniyle Çin'de bedava ve yasal müzik indirme imkanı tanıyor. Çin'in Chongqing bölgesindeki telefon bağımlılarının güvenli şekilde yürüyebilmeleri için özel bir yol tahsis edilmiştir. Tuvalet kağıdını 14. yüzyılda Çinliler bulmuştur. O zamanlar tuvalet kağıtları sadece imparatorların kullanımları içindi. Uçurtmalar ilk kez Çin'de ortaya çıkmıştır. O zamanlar düşmanları korkutmak için kullanılıyordu. 27 Eylül 2008 tarihinde Zai Zihang adındaki astronot uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli astronot oldu. Çinliler milattan sonra 31'de Avrupalılardan 1200 yıl önce su tekerleğini keşfetti. Aynı zamanda dünyada demir pulluk kullanan ilk ülkedir. Avrupalılar demir pulluk kullanmaya 17. yüzyıldan itibaren başlamışlardır. Çin'in başkent ismi yüzyıllar boyunca değişmiştir. Bunlardan bazıları Yanjing, Padu ve Beiping'tir. Son olarak Mandarin lehçesinde kuzeyin temeli anlamına gelen Pekin başkent olmuştur. Pekin, Şangay'dan sonra Çin'in en büyük ikinci şehridir. Çin yemek çubuğu üretebilmek için her yıl 20 milyon ağaç kesmektedir. Dövüş sanatları Çin'in büyük bir bölümünde uygulanmaktadır ve eski tarım ve avcılık metotlarından geliştirilmiştir. Yaygın bir efsaneye göre Çay M.Ö. 2737'de Çin İmparatoru Shennong tarafından kaynayan suya çay yaprağı düşmesiyle keşfedilmiştir. Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı Yangtze Nehri üzerine kurulan 3 boğaz barajıdır. Kötü çevre değişikliklerine neden olmuştur.
Aynı zamanda dünyanın en tartışılan barajıdır. Bulunan en eski kağıt parçası Çin'de M.Ö. 100-200'e ait olduğu düşünülen kağıt parçalarıdır. Kağıt o dönem giyim, hatta hafif vücut zırhı olarak kullanıldığından oldukça dayanıklıdır. Çin M.Ö. 300'lerde üzengileri kullanan ilk topluluktur. Homo erectus'un bilinen ilk türü Pekin adamı Çin'de bulunmuştur. Bundan 550 bin yıl önce yaşadığı düşünülmektedir. Ateş yakmayı bildiği sanılmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında Şangay Yahudilerin vizesiz giriş yapabildiği, Nazi istilasından kaçanların kabul edildiği tek limandır. Çin matematiği Yunan matematiğinden bağımsız gelişmiştir. M.Ö. 200'de Çin'de fenerler uzun yaşam sembolüydü. Fenerler bir ailenin zenginliğinin belirtileriydi. Bu yüzden en zengin aileler hep çok büyük fenerler yaptırmışlardır. Bu fenerleri birkaç kişi ancak taşıyabilmektedir. Bırak Çin'i uyusun, kalktığında tüm dünyayı sarsacak. Napolyon Çin hakkında bu sözü söylemiştir. Çin mitolojisinde ejderhalar güç, dayanıklılık ve iyi şansı temsil etmektedir. Dünyanın en eski takvimi Çin'e aittir. Bu ay takvimi M.Ö. 2600'de oluşturulmuştur. 12 zodyak işareti vardır ve bunların tamamlanması 60 yıl sürmektedir. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları tarihin en pahalı oyunlarıdır. 2004 Atina Oyunları'nda 15 milyar dolar harcanmışken Pekin'de 40 milyar dolar harcanmıştır.